sevgili seyirciler. Türkiye'nin bilgi yarışması 3'te 3 ile karşınızdayız. Sizleri de keyifli anlar geçirmeye ve kazanmaya davet ediyoruz. Büyük ödülümüz 1 milyon 500 bin lira. Başvuru adresimiz 3te3.tv. Şimdi ilk yarışmacımızı davet ediyorum ve 3'te 3 başlıyor. Halil Emrah Çoker geliyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Emrah Bey, tanıyalım sizi. Tabii, heyecandan ismimi unutmazsam başlıyorum tanıtmaya. Halil Emrah Çoker. 1978, baba eski Kırklareli doğumluyum. Manisa Turgutlu'dan katılıyorum yarışmaya. Evliyim. Önümüzdeki hafta 18 yaşını dolduracak yakışıklı bir oğlum. 12 yaşında da dünya tatlısı bir kızım var. Ne kadar güzel. Sağ olun. Ne işle meşgulsünüz? Yaklaşık 20 yıl kadar finans sektöründe çalıştım. Çeşitli bankalarda görev yaptım. Geçen sene ayrıldım. Son bir yıldır işsizim. Ve dediniz ki ben bu yarışmaya katılacağım. Sevdiniz evet. Yarışmamızı. Şöyle, ben uzun süredir bilgi yarışmalarını takip eden bir insanım ve hep katılmak istemişimdir ama iş yoğunluğundan dolayı başvuramıyordum, katılamıyordum. İzinler problem oluyordu. Fakat şu anda öyle bir sıkıntım olmadığı için en güzel yarışmayla başlayalım dedik bu işe. Ne iyi yaptınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım sizin için keyifli geçer. İnşallah. Ve neticesinde de güzel bir rakamla ayrılırsınız. İnşallah, ben de öyle arzu ediyorum. İyi şanslar diliyorum size. Teşekkür ediyorum. Sorulara geçiyorum. Başlayalım lütfen. Halil Emrah Çoker için 3'te 3 başlıyor. Emrah Bey, ilk üçleme şöyle, yine bildiğiniz gibi kurallar, aynı kurallar işliyor. Bir kez Tufan Hoca'dan yardım alabilirsiniz. 3'te 3 yaptığınız takdirde de 15 bin sizin olacak. Evet, yarışmamızın ilk sorusunu okuyorum. Deyime göre, bir talepte bulunmadan işiyle ilişkisini kestiğini anlatan biri hangi eşyasını alıp çıktığını söyler? A. Çanta. B. Ceket. C. Şapka. Evet, Pelin Hanım, geçen sene ben de bu İşten ayrılma kararını verirken ceketimi alıp çıkmıştım. B ceket diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bu ceket benzetmesi de ne enteresandır değil mi? Mesela ceketimi koysam kazanır falan diye böyle hani siyaseten de söylenir. Evet. Enteresandır, evet. İkinci soru şöyle. Zoka, çapari ve misina hangisiyle ilgili terimlerdir? A. Oymacılık. B. Balıkçılık. C. Aşçılık. B. Balıkçılık demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin son sorusu, üstelik Tufan Hoca ile henüz tanışmadınız bile. Evet, Tufan Hoca ile tanışmak için sabırsızlanıyorum zaten. Canısı, Deget Yalan Dünya, Sen Aldırma gibi birçok unutulmaz esere imza atan şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu kimdir? A. İbrahim Erkal. B. Ahmet Şafak. C. Uğur Karakuş. Ben bu şıkta İbrahim Erkal olduğunu düşünüyorum. Ama az önce dediğim gibi Tufan hocamızla tanışmayı çok istiyorum. Kendisine dönmeyi arzu ediyorum. Tamam. Haydi dönelim hocamıza. Siz seslenin. Hocam kolay gelsin. Halil Bey merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. İnşallah böyle devam edersiniz. İnşallah, inşallah hocam. Buradaki şıklardan Ahmet Şafak benim çok beğendiğim, değer verdiğim ve sesini çok sevdiğim bir sanatçı. Çok güzel besteleri var. Zaman zaman da keyifle onu dinliyoruz ama burada eleyeceğim kendisini. Ahmet abi hakkını helal et. B şıkkını eliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, A. İbrahim Erkal diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Erken yaşta maalesef. Çabuk kaybettiğimiz, evet. Maalesef. Allah rahmet eylesin. Herkesi üzmüş bir vefat haberidir İbrahim Erkal'dan gelen. Evet. Şimdi 3'te 3 yaptınız ve 15 bin lira kazandınız. 50 bin liralık üçleme sırada. Tamam mı, devam mı? Devam diyorum. Güzel. Ve ilk soruyu okuyorum.
Doğumdan sonra bebeklerden ayak izi alınmasının amacı nedir? A. Aşı yapıldığından emin olmak. B. Hatıra kalması. C. Kimlik belirlemek. Şimdi burada hatıra kalması seçeneğine uzağım. Çünkü sanki daha önce bebeklerin topuk izinin de parmak iziyle bir benzerliği olduğuna dair bir şeyler okumuştum. C. Kimlik belirlemek bana burada yakın geliyor. Aşı yapıldığından emin olmak. C. Kimlik belirlemek demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Yalnız siz bu hızla cevap verirseniz bir 10 dakika sonra 1.500.000'i takdim ederiz size. İnşallah. Yani ben oraya kadar gidebileceğimi pek düşünmüyorum. Eşim çünkü benim 150.000'den sonra parayı al gel dedi. Ha. Biraz hanımcığım, hanım sözü dinlemekte fayda var diye düşünüyorum. Peki biz karışmayız oralarına. Tamam. Şimdi bakıyorum nedir? İkinci üçleme. İkinci sorudayız. Evet. 50.000 liraya hızla ilerliyorsunuz. Ve jokeriniz duruyor. Evet. Güzel. Klasik bir tavla zarının üst ve alt yüzeyinde karşılıklı gelen sayıların çarpımı en fazla kaç olabilir? A. 6. B. 12. C. 30. Tavla oynamayı severim. Tavla oynarken rakibimi kızdırmayı daha çok severim. Zarlarda karşılıklı sayıların diziliminin şöyle olduğunu biliyorum. 1, 6, 2, 5, 3, 4. Yani sayıların çarpımı, gidelim 6 ile 1'i çarptığımızda 6, 5 ile 2'yi çarptığımızda 14. 5 ile 2'yi çarptığımızda 10. Bir anda karıştı çarpım tablosu. 4 ile 3'ü çarptığımızda 12. Ben buradan en fazla kaç olabilir? B 12 demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Tekrar bir düşüneyim. Alt ve üst düzeylerine karşılık gelen sayıların çarpımı. 6 kere 1 6, 5 kere 2 10, 4 kere 3 12. Evet, onaylıyorum. Bakalım. Geldik üçlemenin son sorusuna, 50.000 lira değerinde. Yaz tatili için Türkiye'ye gelen turistlerin karayoluyla Ankara'dan Kayseri'ye, oradan da Nevşehir'e gittiği bilindiğine göre hangisi bu turistlerin gördüğü yerlerden biri olamaz? A. Peri Bacaları. B. Hamam Önü. C. İshak Paşa Sarayı. Şimdi peri bacaları görür Nevşehir'de. Yaz tatili için Türkiye'ye gelen turistlerin karayoluyla Ankara'dan Kayseri'ye, oradan da Nevşehir'e gittiğini bilindiğine göre biri olamaz. Peri bacaları olur. Orayı görürler. İshak Paşa Sarayı Kayseri'de miydi, Erzurum tarafında mıydı? Şu anda orada biraz Tufan hocamıza dönelim. Yani hazır jokerim varken. Tabii ki. Üstelik de üçleme artık tamamlanırken. Evet. Tufan Hocam, çok güzel bir soruda döndük size. Evet. Bazıları her ne kadar Ankara'da gezecek yer yok dese de aslında Ankara'nın gezecek çok yeri var. Etrafta Filiklerden, Hititlerden kalan pek çok tarihi eser bulunduğu gibi Ankara Kalesi, Ankara'yı seyretmek için çok özel bir yer. Benim beklentim kalenin tam karşısındaki Hıdırlık Tepe'nin de bir an önce turizme kazandırılması yolunda. Ankara Kalesi'nin eteklerinde de Hamam Önü diye eski Ankara'yı anlatan çok güzel bir mahalle bulunuyor. Ankara'ya gelmişken orayı da gezin derim ve ben B şıkkını ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Evet hocam, işimi kolaylaştırdı. C. İshak Paşa Sarayı demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.
Doğru cevap C. Çünkü İshak Paşa Sarayı Ağrı'dadır. Ağrı'da. Evet. Tahmin ettiğimden biraz daha uzaktaymış. 3'te 3 yaptınız Emrah Bey ve 50 bin lira kazandınız. Evet. 150 bin liralık üçleme önümüzde. Eşiniz de 150 bin al gel demiş size. Evet. O zaman ben soruyorum. Tamam mı, devam mı? Devam. Güzel. Yeni üçleme başlıyor. Bir jokeriniz var yine, hakkınız. Ve soruyu okuyorum. 2023 yılındaki küresel askeri harcamaların rekor kırdığını belirten Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre 916 milyar dolar askeri harcamayla listenin başında hangi ülke vardır? A. Amerika Birleşik Devletleri, B. Japonya, C. Çin. Bu soruyla ilgili çok bir fikrim yok. Şıklardan gitmek istiyorum Pelin Hanım. Japonya'nın askeri alanda çok fazla faaliyet gösterdiğini düşünmüyorum. Yani illa kendisine ait bir ordusu, donanması, hava kuvvetleri vardır ama onlar daha çok bilimsel amaçlarla kendini ön planda gösteren bir ülke, yeniliklerle vesaire. Çin karışık bir ülke. Komşularıyla pek geçinemiyor. Diğer dünya ülkeleriyle de geçinemiyor ve Çin ordusunun ama bu kadar para harcayıp harcamadığı ile ilgili fikrim yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri de sadece kendi savaşmıyor. Birçok ülkenin de savaşması için, karışıklık çıkarmak için onlara destek gönderiyor, yardım gönderiyor. Yani ben burada Amerika Birleşik Devletleri seçeneğine daha yakınım. Ancak Çin'le arasında karar veremiyorum. Bilgim olmadığı için de ben burada da Tufan Hoca'ya danışmak istiyorum. Öyle mi? Evet. Peki. Tamam. Üçlemenin ilk sorusu aslında iki şıkka indirdiniz cevabı ama emin olamadı Amerika mı Çin mi diye. Hocam siz ne dersiniz? Evet, Çin gerek askeri gücü, nüfusu ve gerek yedek askeri bakımından dünyanın en büyük ordularından biri. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri de yüksek tehdit algısıyla kendisini tanımlıyor. Ama askeri harcamaları bizim aradığımız cevap kadar değil. Ben Çin şıkkını eliyorum. Çok teşekkürler. Tabii Çin de çok büyük ekonomi ama burada cevap C değil. O zaman A, Amerika Birleşik Devletleri demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Evet, üçleme devam ediyor. 150 bine iki soru kaldı. Ama jokerinizi kullandınız. Maalesef. Olsun, ben size güveniyorum. Üçlemenin ikinci sorusunu okuyorum. Azerbaycan bayrağında bulunan mavi, kırmızı ve yeşil renklerden hangisi Türkçülüğü temsil etmektedir? A. Mavi, B. Kırmızı, C. Yeşil. Şimdi kırmızı bana yakın, kendi bayrağımız da kırmızı renge sahip olduğu için. Ama Türkçülüğü temsil etmektedir. Daha gerilere, Orta Asya'ya gittiğimizde bizim mavi renklerimizin hakim olduğunu düşünüyorum ben. Turkuaz, mavi, o tür renkleri çok kullanıyorlardı çünkü motiflerinde, kumaşlarında vesaire. Yeşile uzağım. Yeşil deyince daha çok bana İslami bayrakları hatırlatıyor. Ben burada A, mavi demek istiyorum Pelin Hanım. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Tabii bizim bayrağımızdaki kırmızı şehitlerimizin kanını, evet, vatan sevgisini temsil ediyor. Evet. Ama tabii turkuaz dediğiniz gibi, Türklük dendiğin zaman ilk akla gelen renk. Tebrik ederim. Kaldı Teşekkür bir soru 150 bine.
Evet, inşallah onu da alnımızın akıyla tamamlarız. Heyecanlı mısınız? Şu anda artık sona geldiğimi düşünüyorum. Ben de heyecanımı bayağı bir bastırdım Melin Hanım. Kazanırsanız ne yapacaksınız? Dediğim gibi bir yıldır çalışmadığım için ev içinde ertelenmiş bazı ihtiyaçlar vardı. Onları Onları gidereceksiniz. gidereceğiz, onların finansesi için kullanacağız. Tamam, çıkınca hemen eşinizi mi arayacaksınız? Tabii ki. İçeride değil yani. Çıkar çıkmaz. Yok, içeride Tamam, değil, o bekliyor, gelemedi. evde bekliyor. Güzel. Gelsin 150 bin liralık soru. 2022 yılında 96 yaşında vefat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi mezar odasına indirilirken kendisinin özel isteği gereği çalınan ağıtta hangi müzik aleti kullanıldı? A. Piyano. B. Gayda. C. Keman. Şimdi İngiltere denince, Galler denince, Britanya denince gayda geliyor ilk akla. Ancak gayda 150 bindik soruda ilk akla gelen acaba doğru çıkar mı? Genelde yarışma ekran başından takip ederken bu aşamada en tahmin edilmeyen şıklar çıkabiliyor. Hangi müzik aleti? Şimdi insana bildiği kolay. Evet. Kesinlikle. Ve bu hiç... Şöyle cenazesini göz önüne getirmeye çalışıyorum televizyondan. Ağıt. Yine Gayda'nın ağıtlara uygun bir ses tonu var ama ağıtta hangi müzik aleti kullanıldı? İngilizler gelenekselcidir. B Gayda diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Peki, B şıkkı Gayda dediniz ve onayladınız. Doğru cevapla 150 bin sizin olacak. Cevap yanlış çıkarsa vedalaşacağız. Ama olur da cevap yanmadan, yani doğru cevabın ne olduğunu bizler görmeden kırmızı butona basarsanız da 25 bin lirayla ayrılabilirsiniz. Şimdi bakalım netice ne olacak? Çok derin bir oh çektim Pelin Hanım. Evet, iyi ki seçmişsiniz. 150 bin lira kazandırdı size bu tercih. Evet. 500 bin liralık üçleme önümüzde. Evet, önümde. Tamam Eşim mı? Evde. Devam mı? Sonra önümde. Tercih şey önümde ama eşim evde. Dediğim gibi. Şimdi şöyle Pelin Hanım. Aklım, kalbim devam etmek istiyor. Fakat aklım bu paranın yeterli olduğunu söylüyor. Çoğu zaman duygularıyla hareket eden bir insan olduğunu söylenir ama ben bu sefer aklımı ve eşimi dinleyeceğim. Tamam demek istiyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet, 150 bin lirayla 3'te 3'ten ayrılıyorsunuz. Çok güzel yarıştınız. Bence 500 bin liraya gidebilecek bir yarışmacıydınız. Onu söyleyeyim size. Performansınız yerindeydi ama tabii sorunun nereden geleceğini ben de bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz. Bu sizin için tabii ki bir riskti. Güzel, bence harika bir tercih oldu. İhtiyaç giderecek şekilde kullanılacak bir para olmasaydı sonuna kadar devam etmek isterdim. İnşallah günün birinde tekrar yarışma fırsatımız olur. Hadi bakalım. O zaman sonuna kadar gideriz. Size uğur getiririz belki. İnşallah. Hayırlı olsun. Teşekkür İyi günler de harcayın. Sağ olun. Şeyma Nur Mat geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, buyurun. Şeyma Nur Hanım, tanıyalım sizi. Merhabalar, ben Şeyma Nur Mat. Aslen Kayseriliyim. Avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Bunun dışında akademik kariyerime dönem verdiğim için yüksek lisans yapıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Bu şekilde. Avukatlık mesleğini icra ediyorsunuz. Evet. Adeta bir sanat dalı gibi söylediniz. Çok severek yapıyorum. Ne güzel. Çok severek yaptığınız işi muhakkak ki başarıyla yapıyorsunuzdur. Hangi davalara giriyorsunuz? Alanlar değişiyor. Özellikle ben marka hukukuyla ilgileniyorum. Marka patent üzerine çalışıyorum.
telif hakları gibi mi? Telif hakları vesaire, marka başvuruları o şekilde. Güzel. Peki yarışma fikri nereden çıktı? Sosyal medyada özellikle takip ediyordum. Sürekli önüme de çıkıyordu. Sorulara da doğru yanıtlar verebildiğimi görünce neden ben de başvurmayayım dedim. Biraz da böyle sosyal aktiviteleri seviyorum. Sosyalliği seviyorum. Yarışma programında bana uygun olduğunu düşündüm. İyi yaptınız. Şansınızın yaver gitmesini diliyorum. Umarım. Hadi bakalım geçelim sorulara. Olur, uygundur. Şeyma Nurmat için 3'te 3 başlıyor. Her üçlemede bir joker hakkı ve ilk üçlemenin değeri 15 bin lira. Soruyu okuyorum. Emekleme döneminde henüz yürüyemeyen çocukların bir destek olmadan ayakları üzerinde durmasına ne ad verilir? A. Toy toy. B. Nay nay. C. Tay tay. Bu soruya ilişkin bir fikrim yok. Tufan hocamıza ben danışmak istiyorum. Siz bekarsınız, çocuk yok. Çocuk yok, yeğenim var aslında da şu an bir fikir yürütemedim. Evet, dönelim Tufan hocamıza. Hocam, şimdi genç olunca böyle, çoluk çocuk da olmayınca herhalde çevrede de yok, öyle mi? Yeğenim var aslında ama şu an bilemedim. Tamam, yani nasıl yardımcı olacaksınız? Şeyma Hanım, sevgili hemşehrim, bizim orada çok söylerler yani çocukları böyle ayaklar üstünde tutup güya devrilmeden, sağa sola devrilmeden, onun da heyecanını yenerek ona toy 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 demezler. Evet. Teşekkürler hocam. Başka türlü derler. Tamam, teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol. Şimdi hiç bilmiyorum deyince ben korktum yani. Nay nay mı, tay tay mı? Biliyor musunuz şu anda cevabı? Hiç bilmiyorum. Süremiz de az kalmış. C şıkkı tay tay demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Acaba biliyorsunuz da çok mu heyecanlısınız? Heyecanlıyım aslında ama gerçekten bilmiyorum. Yani hiç kullandığımız bir hani terim değil. Hani böyle tay tay yiyor, tay tay. Tay tay. Yok. Tamam. Hiç neyse ki şanslısınız, boş verin. Evet, neyse ki Tufan hocamız var. Neyse ki, evet. Neyse, ilk soru geride kaldı dediğim gibi. Güzel. İkinci soruyla 15 bin liralık üçlemeyi sürdürüyoruz. Çok kitap okuyan kimseler mecazen nasıl anılır? A. Kitap kuşu. B. Kitap kedisi. C. Kitap kurdu. Bu sefer bildiğimiz yerden geldi. Ben de çok kitap okuduğum için C şıkkı kitap kurdu demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Doğru cevapla 15 bin sizin. Kullanımda olan bir paranın artık kullanılmaması durumuna ne ad verilir? A. Tedavülden kalkmak. B. Tasfiye etmek. C. Revalüasyon. Tedavülden kalkmak aslında kullanımdan kalkmak anlamına gelen bir anlamı var. Ama para için bu şekilde kullanılabilir mi? Oraya baktınız ama Tufan Hoca yok artık. Tufan Hocamız yok artık. En azından bu üçlemede. Evet. Son 12 saniye. 7 saniye. Tedavülden kalkmak. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Aslında tedavülden kalkmak tam da parayla ilgili kullanılan bir ifade. Evet. Yani biz hukuk dilinde de kullanıyoruz bunu. Öyle ama, mi? Evet. Siz nerelerde kullanıyorsunuz? Şu an hatırlayamadım ama yani yaygın olarak duyduğum bir terim aslında. Tedavülden kalktı. Tamam. Şu an hatırlayamadım. Tamam. Heyecanlıyım birazcık. Bence şu anda heyecan böyle barem yükseliyor. Evet. İyi gidiyorsunuz. Hiç heyecanlanmaya gerek yok. İlk üçlemeyi başarıyla tamamladınız. 3'te 3 yaptınız ve 15 bin lira sizin. Şimdi 50 bin liralık üçleme var sırada. Tamam mı, devam mı? Evet, zor bir soru şu anda. Bilmiyorum, ben ilk aşama için de normalde izlerken daha
kolay cevaplıyordum ama şu an hem heyecanın etkisi hem de soruların bilmediğim yerden gelmesi sebebiyle biraz zorlandım. 50 bin dedi, bu şekilde olur mu? Bu bir risk. Denemeye değer diye düşünüyorum. Devam diyorum. Güzel. Üstelik bir soruda Tufan Hoca'dan yine yardım alabilirsiniz. Yeni üçlemeniz başlıyor. Kırmızı butona basarsanız da 7500 lirayla ayrılabilirsiniz. Tamam mı? Tamamdır. Peki. Tamamdır. Şimdi ikinci üçleme başlasın. İlk soru geliyor. Geleceğe Dönüş filminde yol mu? Gittiğimiz yerde yollara ihtiyaç olmayacak repliği hangi tür bir araçta söylenir? A. Tren. B. Zeplin. C. Otomobil. Açıkçası izlediğim bir filmdi sanki ama çok hatırlayamıyorum şu anda. Gittiğimiz yerde yollara ihtiyaç olmayacak deniliyorsa herhalde karayolundan bağımsız bir ulaşım aracının kullanılacağından bahsediyor olabilir. Otomobil karayolunda seyir halinde kullanılan bir araç. Yine tren karayoluna ihtiyacı var. Zeplin içinse bir yola ihtiyaç yok. O yüzden henüz Tufan Hoca'yı kullanmadan ben B şıkkı Zeplin demek istiyorum. Peki B şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Aslında bu sinema severlerin bildiği bir filmdir. Televizyonda da oynadı kaç kez. Siz muhtemelen denk gelmediniz diye düşünüyorum. Zamanda yolculuk yapıyorlar bunda. Geleceğe Dönüş filmi. Zamanda yolculuk yapıyorlar. Zamanda yolculuk yapıyorlar ama otomobille Yani mi? hani yollara ihtiyaç olmayacak, zaman yolcusu ya o Evet. açıdan. Neyse. Geçti gitti. Sağlık Hadi olsun. bitti. Keşke Teşekkür ederiz geldiğiniz Tufan için. Sizin hocamıza için de sorsaydık. enteresan bir hatıra. Peki, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ Erol Kocabaş geliyor. Hoş Hoş geldiniz. bulduk. Sağ Buyurun. olun. Sağ olun. Tanıyalım sizi Erol Bey. Merhabalar. İstanbul'dan katılıyorum. 1984 Muş doğumluyum. Bankacıyım. Beş çocuk babasıyım. Hey maşallah. Evet. Aa, bu yaşta. Yani yaşım da aslında 40. Yani bilmiyorum. Biraz daha geç kalmışım gibi hissediyorum. Geç kalmışsınız gibi Evet. hissediyorsunuz. Beş çocuk babasısınız. Evet. Kaç yaşında çocuklar? En büyükleri 13-14 yaşına girdi. Bir küçüğü 13 yaşına girecek. Diğeri 11 yaşına girdi. Oğlan var 6 yaşında. En ufak kızım da 2 yaşında. Bir tane de yolda 6.'sı inşallah nasip Ha, olursa. altıncısı da Evet, yolda. evet. Oo, güzel. Teşekkürler, çok sağ olun. Nasıl, zor değil mi? Yani tabii ki yani zorluklar illaki var ama güzelliklerini düşündüğünüzde o zorlukları bayağı bir geride bırakıyor. Zaten biz kalabalık aileden geliyoruz. Şimdi annelerimiz, babalarımız her hafta birinin evine gittiğinde 3 ay, 5 ay geçiyor. Güzel oluyor böyle şeyler. Seviyoruz yani hani Allah eksiklerini de göstermesin tabii. Başka çocuk sahibi olmayı planlıyor musunuz peki? Yani şimdi bunlar plan çerçevesinde olsaydı herhalde 5 tane olmazdı şu an diye düşünüyorum. Eşiniz ne diyor bu işe? Ya eşim şöyle, ya biz çocukları seviyoruz aslında öyle diyeyim. Yani Maşallah, biz hani belli. komşularımızın çocukları olsun şey olsun seviyoruz. Çocukları genel olarak seviyoruz. Hani öyle bir şey yok. Yani nasıl söyleyeyim? Bir olumsuz bir şey yok. Yani Tabii. sonuçta o daha çok istiyor, daha çok seviyor hatta benden daha çok seviyor. Bir de birbirimize yardımcı olduktan sonra yardımcı da oluyoruz, yükümüzü alıyoruz. O zaman daha da güzel oluyor tabii. Aynı soruları eşinize de sormak isterdim. Yani ben kendime güveniyorum çünkü izleyecek sonuçta. Yanlış bir şey söylersem hesabını Ha, soracak. güzel. Peki, nasıl karar verdiniz yarışmamıza gelmeye? Şöyle, ya zaten bilgi yarışmaları ilgi alanım içerisinde. Kızlarım da falan böyle televizyon falan izlerken sizleri bizzat doğru cevaplar veriyorum. Şimdi çocuklar da tabii ki baba sen niye katılmıyorsun? En büyük rol model insanın annesi babasıdır düsturuyla hem kendilerine özgüvenlerinin olması gerektiğini söylerken bir yandan da onu aslında biraz da göstermek gerekiyor. Böyle bir şeyin bir şans olacağını düşündüm.
Hem onlara iyi bir örnek olmak, hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini, en azından o hedefe ulaşırken bir emek vermeden olmayacağını anlamak, anlatmak, göstererek, yaşatarak anlatmak istedim. O yüzden katılmaya karar verdim. Peki Erol Bey, şimdi bu kadar çocuk var. Evet. Yenisi yani inşallah bir çocuğunuz da yolda. İnşallah. O zaman sizin buradan iyi bir rakamla ayrılmanız lazım. Nasıl bile gelir diyelim bakalım. 1.500.000 hedefiniz mi? Hedefim tabii ki. Yani 1.500.000 için geldim ben tamam, buraya. Tamam, iddialı bir yarışmacısınız. Ya iddialıyım desem diğer yarışmacı arkadaşlara biraz şey olur. İddialıyım demeyeyim de hedefim var diyeyim. Eda ne olsun en hedefim yüksek rakamı. Hedefim var diyeyim yani. Tamam. Peki eğer hazırsanız sorulara geçelim derim. Tabii. İyi şanslar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Erol Kocabaş için 3'te 3 başlıyor. Erol Bey, 15 bin liralık üçlemede ilk soru. Nasrettin Hoca'nın bazı fıkralarında da yer alan hayvanı hangisidir? A. Komodo ejderi, B. Bal porsuğu, C. Eşek. C. Eşek diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Meşhur zaten inecektim cevabıyla sonlanan fıkradaki hayvan da zaten eşektir. Eşekti. İkinci sorudayız. Hangisi başkası tarafından kullanılırken onu uzatan kişi genellikle gözlerini başka yöne çevirir? A. Daktilo, B. Pos cihazı, C. Hesap makinesi. Evet. B. Pos cihazı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin son sorusu evet. Ve bir joker hakkınız hala mevcut. Evet. Ülkemizin herhangi bir yerinde yeni bir köy kurulması hangi bakanlığın onayıyla mümkündür? A. İçişleri Bakanlığı, B. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ya, cevabı biliyorum aslında ama hani Tufan Hocam'la hem bir tanışmak, kısa bir hasbihal etmek için Tufan Hocam'ın görüşlerini almak istiyorum. Tamam. Buyurunuz. Karşınızda Tufan Hocamız. Hocam merhabalar. Erol Bey merhaba. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Sizler de iyi yarışıyorsunuz çok ve buradan biz çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkürler hocam. Umarım hedefinizdeki 1.5 milyona ulaşırsınız. İnşallah. Çocuklarınızla hem güzel bir tatil hem de onlara güzel bir gelecek hazırlarsınız. Çok sağ olun. Allah yardım etsin size. Teşekkürler hocam. Ben B şıkkını sizin için eliyorum. Teşekkürler hocam. Evet. A İçişleri Bakanlığı demek istiyorum. Benim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yaptınız. 15 bin lira sizin. Evet. Tamam mı, devam mı? Devam. Devam. Peki. Evet. Devam kararınız 50 bin liralık ikinci üçleme için oldu. Yine bir joker hakkınız var. Kırmızı evet. Buton seçeneği de bundan sonra işliyor olacak. Bastığınız takdirde 7500 lirayla da ayrılabilirsiniz. Şimdi üçlemenin ilk sorusu geliyor. Hangisi engellerle dolu parkurlarda zamana ve doğaya karşı mücadele edilen otomobil yarışıdır? A. Rally, B. Otokros, C. Offroad. Evet. Şimdi offroad değil, offroad sanırım denizde mi yapılıyordu tam hatırlamıyorum ama offroad olmadığını düşünüyorum. Rally ve otokros. Cross zaten tabiatta, doğada yapılan yarışlar. Bir de bunun motosiklet versiyonu var. Motocross diyorlar ona. Rally biraz daha engellerin olmadığı bir yer diye düşünüyorum. Yani cross koşu, cross koşuları vardı bizim çocukluğumuzda böyle ortaokul müsamerelerinde böyle yarışlar yapardık. Cross yarışları vardı. Dağda bayırda yapardık, şehirde yapmazdık biz bu yarışı. Oradan bir mantık yürüterek, otoda zaten klasik olarak otomobilden geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben otocross demek istiyorum Pinlan'ım. Tamam, jokerinizi kullanmak istemiyorsunuz.
Yani... Şimdi yolum uzun. Hemen hani bilmiyorum kullanmak Tufan hocamı. Şimdi iki şık arasındayım. Hangi şıklar? Rally ve otokros arasında, A ve B şıkkı arasındayım. Yani tamam. Off-road'u C şıkkının olmadığına eminsiniz. Eminim, ona eminim. A şıkkı rally, B şıkkı otokros diyorsunuz. Evet, ya biraz da heyecan var. Tabii onun da vermiş olduğu bir şey var. Burada sizlerle tanışmak, arkadaşlarla tanışmak. Onun da biraz heyecanı var, şu an bastırıyor. Şimdi rally, otokros. Rally'de işte şimdi baskın gelmeye başladı. Jokerinizi kullanmak ister misiniz? Ha, kullanalım ya. Yani o zaman Tufan hocama soralım o zaman. Yo, ben karışmıyorum yani. Sadece böyle bir hakkınız olduğunu hatırlatıyorum. Tabii ki. Şimdi. Tufan hocaya gitmek istiyorum açıkçası şu an. Benim. Tamam. Tamam. Evet. Sevgili hocam, Tufan hocam. Kafalar karıştı. Evet. Evet Pelin Hanım. Her ne kadar otomobilleri sadece binmek amacıyla kullanıyorsak ve yarışmalardan da uzak duruyorsak da hani otomobiller böyle sıraya diziliyorlar da belli zaman aralıklarıyla harekete geçiyorlar ve parkuru bitiriyorlar ya. Evet. Ona otokros diyorlar. Bizim aradığımız cevap değil. Ben B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Şimdi acaba engellerle dolu parkurlarda zamana ve doğaya karşı mücadele edilen otomobil yarışı rally mi, off-road mu? Ben A rally demek istiyorum. A şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Siz offshore yarışlarıyla karıştırdınız. Evet. Açık denizde böyle tekneyle yapılan. Halbuki offroad tam da bu. Bir de doğa diyor. Rally, hatırladınız mı rally'yi? İşte rally biraz böyle toz toprağın olduğu yerler olduğu için açıkçası ben şey yaptım. Yani o da doğada sonuçta. Engeller yok orada, yolda orada da yapılıyor. Hani şeyler yapılıyor, adını siz verin. Rampalar, derin çukurlar var. Ya orada da aslında var ama... Ya zaten kendiniz işte. Yani engelli bir yarış olduğunu bildiğiniz için... Hani rally'nin engeller taşımadığını yani o yarış türlerinde olmadığını kendiniz söylediniz. Evet yani orada bir kavram karmaşası sanırım yaşadım. Sağlık olsun. Çocukların isimlerini karıştırmayın da yeter. yok. Son anladım. Bir çocukların ismini sayın. Moral tabii. Olsun. Teşekkürler. Hiranur, Aleyna, Emsal, Muhammed Emin, Yusra. Gelecek olan inşallah. Daha bilmiyoruz ki. Haydi bakalım. Hayırlı olsun Erol Bey. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Nermin Seda Yola Sığmaz Özkan geliyor. Merhaba. Merhaba. Hiçbir ismimden vazgeçmem diyorsunuz yani. Nermin Hayır, Seda Yola Sığmaz Özkan. Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Giresun'dan katılıyorum, Giresun merkezden. Çok heyecanlıyım şu anda. Konuşamayabilirim, kusura bakmayın. Gayet iyisiniz. Gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Hobilerimden bahsedeyim birazcık. Müzikle ilgilenmeyi seviyorum. Gitar çalıyorum. Bunun dışında resim bölümü mezunuyum. Resimle ilgileniyorum aynı zamanda. Bu kadar. 35 yaşındayım. Bekar mısınız? Hayır, evliyim. Bir senelik evliyim. Bir tane kedim var. Aynı zamanda ben biraz fobi sahibi bir insanım. Benim bir anksiyete problemim var normalde, topluluk fobisi. Bunu biraz aşmak için geldim aslında. Yani bizim stüdyomuz evet fena değil seyircilerle birlikte. ekip arkadaşlarımla birlikte. Tamam buraya gelip burada oturup hem yarışma heyecanı hem evet. Biraz kalabalık başa çıkabiliyorsunuz. Evet çıkmaya çalışıyorum ama arkada çok tatlı bir ekip var. Beni çok rahatlattılar. Evet. Peki yarışmaya gelmeden önce epey izlediniz mi bölümlerimizi? Evet, izledim. Tamam, oradan bir çıkarımınız var. Evet. Kendi performansınıza dair beklentiniz? Evet, çok yüksek değil heyecan çok olduğu için ama yine de var. Tamam. 1.500.000? 150.000 diyelim.
Tamam, en az 150 bin diyelim. İnşallah. İyi hissediyor musunuz kendinizi? İyiyim, umarım bayılmam. Aman, aman diyeyim. Tamam, ben zaten bu sohbeti özellikle biraz da böyle yarışmacımız rahatlasın diye devam ettirmek istiyorum. Ama bence şu anda siz kıvamında götürüyorsunuz. Sorulara geçelim. Geçelim. İyi şanslar diliyorum size. Teşekkürler. Nermin Seda Yola Sığmaz Özkan için 3'te 3 başlıyor. Nermin Hanım, ilk üçlememizin değeri 15 bin lira. Bir kez Tufan Gündüz'den yardım alabilirsiniz. İlk soru şöyle. Modası geçmiş anlamında kullanılan sözcük hangisidir? A. Demode. B. Demonte. C. Demarke. A şıkkı olarak düşünüyorum. Onaylıyor musunuz? Demode onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorudayız. Tüm kıyılarını eksiksiz olarak gezerken ülkemiz sınırlarından çıkmayacağınız deniz hangisi olurdu? A. Akdeniz. B. Karadeniz. C. Marmara Denizi. Bir fikrim var aslında. Ama Tufan Hoca'ya bir danışalım. Tamam. Tufan Hoca'mıza dönelim ama kafanızı karıştıranın ne olduğunu da öğrenirsek belki daha faydalı olur. Tüm kıyıları eksiksiz olarak gezerken ülkemiz sınırlarından çıkmayacağımız deniz hangisi olurdu? Yani Karadeniz diye düşünüyorum ama tamam. Marmara'ya da yakınım. Evet. Tamam hocam. Ne dersiniz? Nermin Hanım merhaba. Merhaba Tufan Hocam. Fatih Sultan Mehmet zamanında olsaydık ve 1471'de Kırım'ı fethettiğimize şahit olsaydık derdik ki Karadeniz bir Türk gölüdür. Ama ne yazık ki tarih tarihte kaldı. Ben sizi bu dertten kurtarayım ve Karadeniz şıkkını eleyeyim. Ya teşekkürler. Ay hocam çok güzel cevaptı, teşekkürler. O zaman cevabım ne olur? Soruyu tamamladık değil mi? Evet, tüm yani kıyıları... Yani tüm kıyılarını dolaşıyorsunuz ve hala ülkemiz sınırları içindesiniz. Son 10 saniye. Marmara Denizi, C şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Çok heyecanlıyım. Evet. Yani başka ülkeye kıyısı an... olmayan deniz gibi. Evet, evet. Düşünemiyorum şu an. Beynim durdu. Yok yok, güzel güzel. Gayet güzel. Şimdi bu soruya doğru cevap verirseniz 15 bin lira kazanacaksınız. Evet. Eskiden sokak oyunlarında öncelik almak ve oyuncu seçmek için kaptanlar adımlarken söylenen tekerleme hangisidir? A. Yağ satarım. B. Aldım verdim. C. İstop. Eskiden sokak oyunlarında öncelik almak ve oyuncu seçmek için kaptanlar adına söylenen tekerleme. Ya satarım, aldım verdim arasındayım. Aldım verdim diyorum. B şıkkı. B, onaylıyorum. Bakalım. Oh. Nermin Hanım, 3'te 3 yaptınız. Evet. Öncelikle bunun için tebrik ederim. İkinci olarak da Joker'i doğru yerde kullandınız. Bunun için de tebrik ederim. Evet, galiba doğru yerde kullandım. Öyle. İyi, 15 bin lira sizin. Evet. Şimdi ikinci üçleme için soruyorum. 50 bin lira değerinde. Evet. Tamam mı, devam mı? Devam. Güzel. Yeni üçlememizi başlatıyoruz. Yine bir kez Tufan Hoca'dan yardım alabilirsiniz. Evet. Erzurum yöresine özgü oğlak veya kuzu etinden yapılıp yere paralel olarak odun ateşinde pişirilen kebabın adı nedir? A. Sütar. B. Cambolat. C. Ca. Ben çok da severim aslında buna ca kebabı diye düşünüyorum bu sorunun cevabını ama sütar ve cambolatı da bilmiyorum. Ama şu anda erken olur sanırım kullanmak için jokerimi. Cağ kebabı demek istiyorum.
C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Hele bir de üzerine kadayıf dolması. Evet. Erzurum'a selam olsun. Peki, Nermin Hanım, üçlemenin ikinci sorusu geliyor. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz TRT ekranlarında yayınlanan Stüdyo Pazar programındaki Evet Hayır yarışmasının sunucusu kimdir? A. Erkan Yolaç. B. Aytaç Kardüz. C. Cenk Koray. Eskiden çocukken de aslında izlerdim ama doğru hatırlıyorumdur umarım. Erkan Yolaç demek istiyorum. A şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Meslek büyüğümüz Erkan Yolaç abimize de bir kez daha evet. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve eşine de çünkü... İki hafta sonra da eş hayatını kaybetti. Evet. Hatta çok güzel, mutlu bir evlilikti. Eşinin özlemine dayanamadı diye yorumlar da yapılmıştı. Evet. Mekanları cennet olsun inşallah. Nermin Hanım, bakıyorum şimdi üçlemenin üçüncü sorusundayız. Jokerinizi kullanmış değilsiniz. Doğru cevapla 50 bin lira sizin olacak. Hadi bakalım. Hangisi Ahmet Kutsi Tecer'in ünlü Orada Bir Köy Var Uzakta şiirinde orada ve uzakta olarak bahsedilenlerden biri değildir? A. Ses. B. Yol. C. Göl. Değildir dediği için aslında A şıkkını düşünüyorum. Bana daha yakın geliyor ama Tufan Hoca hakkım da var. Bunu kullanmak istiyorum. Tamam. Haydi bir kez daha Tufan hocamıza dönelim. Bu kez üçlemenin son sorusunda 50 bin lira değerinde. Çok kıymetli. Hocam nasıl yardımcı olursunuz? Ahmet Kutsi Tecer çok kıymetli bir edip, şair ve devlet adamıydı. Allah rahmet eylesin. Bu meşhur şiiri de bir zamanlar Anadolu'nun gariban halini anlatmak için yazılmıştı. Ama o şiirde bir ses var. Duymasak da tınmasak da bir ses var. A şıkkını eliyorum ben. Teşekkürler hocam. O zaman iyi ki sormuşum. C göl demek istiyorum. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Kafam çorba gibi şu an. Olsun, biraz da... Bildiğim şarkıyı unuttum. Güzelliği burada. Memleketini özleyenlerin dilinden düşürmediği bir şiirdir bu aslında. Ahmet Kutsi Tecer'in ve Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağ köyünden bahseder. Özellikle de Doğu Ekspresi ile Erzincan'a gidenler bu köye de uğrarlar. Selam olsun, Apçağ köyü de hakikaten çok şirin, güzel bir köyümüzdür. Evet. Size 50 bin lira kazandırdı. Evet. Tebrik ediyorum size. Çok teşekkür ederim. Şimdi üçlemenin yenisi gelebilir eğer devam derseniz. 50 bin alıp gidebilirsiniz. 150 bin lira için yeni üçlemeye başlayabiliriz. Tamam mı, devam mı? Pelin Hanım, ben tamam demek istiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü patlayacağım yani. Yoksa orada gidecekmişim gibi geliyor bana. 50 bin lira güzel bir rakam. Peki ne yapacaksınız bu parayla, onu da sorayım. Tatile çıkacağım. Orada harcamayı düşünüyorum. O zaman iyi tatiller. Evet. Gönlünüzce olsun. Kendime bir tatil ısmarlayacağım. Hayırlı uğurlu olsun. 3'te 3'ten 50 bin lirayla ayrılıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sibel Gevrek geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Merhaba, hoş bulduk Pelin Hanım. Tanıyalım sizi. Ben Sibel Gevrek, 37 yaşındayım. Ankaralıyım ama 19 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Yarışma için buraya tekrar geldim. Hem memleket ziyareti hem de yarışma heyecanı.
Dövme sanatçısıyım. Yaklaşık 3 yıldır yapıyorum. Çünkü asıl mesleğim satın alma uzmanlığı idi. Kurumsalda 10 yıl çalıştıktan sonra sevdiğim işi yapmaya karar verip dövme sanatçısı oldum. Ve duvar resimleri yapıyorum aynı zamanda. Aa, güzel. Yani el sanatı, el becerisi daha doğrusu. Yalnız çok keskin bir viraj olmuş. Evet, pandemi sürecinde meslek değiştirenlerdenim ben de. Evet, genelde dövmeyi sevenler kendilerini de dövdürürler mi? Böyle doğru ifade dövdürmek mi? Kendine evet, doğru. Dövme yaptırtır. Sizde pek göremiyorum. Yok, ben daha çok yapıyorum. Evet, Türkiye'de çok yaygın değil mi? Oldukça. Yalnız benim için ürkütücü olan şu, acaba insan pişman olur mu? Çok var. Ya özellikle daha kendini bulamadan, küçük yaşlarda ani bir kararla gelip dövme yaptıran arkadaşlar var. Tabii yıllar sonra tekrar geliyorlar, bunu kapatalım ya da sildirelim diye. Bu şekilde. Geri dönüşü var mı peki? Geri dönüşü şöyle, sildirme işlemleri mevcut. Tabii biraz daha acılı ve zor bir süreç. Ya da başka bir dövmeyle, daha koyu bir dövmeyle üzerini kapatma şansımız oluyor. Siz farklı alanlarda belki okumuş yazmış birine benziyorsunuz. Çünkü baştaki mesleğinizde şimdi devam ettirdiğiniz apayrı. Bu size avantaj sağlayacaktır yarışmamızda. Umarım. Genel çok kültür yarışması çünkü. İnşallah. Ne düşünerek, umut ederek geldiniz? Açıkçası ben sonuçlamaya kadar gelmeyi istiyorum. Hedefim oydu ama bilemiyorum. Yani soruların gidişatı, şans benimle olursa oraya kadar gelmeyi istiyorum. İyi şanslar diliyorum. Teşekkür size. Ederim, sağ olun. Geçiyorum sorulara. Tabii ki. Sibel Gevrek için 3'te 3 başlıyor. ...15.000 liralık ilk üçlemenin birinci sorusu. Bir dönem diş macunu reklamlarında üstünde deney yapılan besin genellikle hangisi olurdu? A. Yumurta. B. Karpuz. C. Portakal. A. Yumurta diyorum. Onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorudayız. Bir şarkıda da geçen, ihtiyaç duyulduğunda gerekirse Kalamış'tan alınmaya gidilen gönül rahatlığına ne ad verilir? A. Mutluluk. B. Sevgi. C. Huzur. Kalamış'tan alınmaya giden, açıkçası bir fikrim yok desem. Biliyorsunuz bunu bilmeme ihtimaliniz yok. Yani gönül rahatlığı, huzur. C diyorum. Evet, C şıkkı, huzur diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Umarım doğrudur. Bir tatlı huzur almaya geldik evet. Kalamış'ta. Sonra güzel. Hatırladım. Üçlemenin son sorusu. 15 bin lira değerinde Tufan Hoca'dan yardım alabilirsiniz. Her üçlemede bir kez joker hakkınız var. Fi tarihindeki bir olay hangi zamanda gerçekleşir? A. Gelecek zamanda. B. Geçmiş zamanda. C. Şimdiki zamanda. Bu geçmiş zamanda. Bundan eminim. B şıkkı diyorum ve onaylıyorsunuz. Bakalım. Üçte üç yaptınız. 15 bin lira kazandınız. 50 bin liralık üçleme için soruyorum. Tamam mı? Devam mı? Devam. İlk üçlemede kullanmadığınız jokerinizi, evet. O artık geride kaldı. Şimdi yeni üçlemede yine bir joker hakkınız mevcut. Hangisi kanatları mavi hareli bir ördek türünün adıdır? A. Sarı kanat. B. Yelken kanat. C. Çakır kanat. Pelin Hanım, ilk bakar bakmaz bir fikrim var ama süre sınırlamam yok değil mi ona göre? Yok, şu anda yok. Şimdi biraz mantık yürüteceğim çünkü sarı kanat olmadığı malum zaten, onu eliyorum. Çakır kanat şuradan bana yakın geliyor. Çakır gözlü derler mavi gözlülere vesaire. O yüzden mavi hareli bir ördeğin de ismine onu verdiklerini düşünüyorum. O yüzden şimdi ilk soruda Tufan Hoca'ya dönmek istemiyorum açıkçası.
Ve C şıkkı demek istiyorum ben. Çakır kanat. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım. Elli bine adım adım. İlki geride kaldı. Şimdi ikinci sorudayız. Bugün günlerden pazartesi ise 26 gün önce hangi gündür? A. Çarşamba. B. Perşembe. C. Cuma. 7'nin katları şeklinde mantık yürütmeye çalışacağım. Daha hızlı olur belki. Pazartesiden 7 gün öncesi yine pazartesi olduğuna göre 27 gün öncesini düşündüğümde yine pazartesi olacak ama bir gün atladığımda salı, çarşamba. Çarşamba daha yakın geliyor. Umarım yanlış bir mantık yürütmüyorumdur şu anda. Pazartesi. 26 gün önce. Elimde saysam olur. Tabii ki tek tek sesi sayabilirsiniz. Duyalım biz de. Geriye doğru gitmeye çalışıyorum da tabii 7 olarak gideceğim. Pazartesi ise 26 gün önce. 26 gün önce hangi gündür? 7 gün öncesine gidersem. Yedi gittiğimde 19. 12, şimdi siz 26'dan 7 çıkardınız, 19. Evet, 5 yani şimdi 5'ten geriye doğru gitmek istiyorum. Pazar, cumartesi, cuma, perşembe, çarşamba, tamam. Biraz önce 2 ile aynı çıktı. Farklı bir yoldan gittiğinde. A, çarşamba demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Biraz korktuğum bir soru türüydü çünkü bunlar. Ama siz çekingen birisi misiniz? Bilmem, biraz olabilir. O zaman bu sizin için büyük bir adım buraya gelmek, öyle mi? Aslında değil ama yani sadece nasıl diyeyim, belli durumlarda çok böyle ani kararlar verdiğim için ondan çekiniyorum aslında ben. Genelde çünkü kararları uzun uzun düşünerek almam. Biliyorum ki uzun uzun düşündüğümde beni yanlış bir yola götürecekmiş gibi. Temkinlisiniz. Bu yarışma biraz için avantaj. Evet. Güzel. Şimdi durumumuzu gözden geçirelim. Joker hakkınız duruyor. Üçlemenin son sorusu, doğru cevapla 50 bin sizin. Umarım. Ülkemiz Sağlık Bakanlığı sistemlerinde renkli reçete olarak adlandırılan bazı hastalıklara ait reçetelerin türleri arasında hangi renk yoktur? A. Kırmızı, B. Yeşil, C. Mavi. Bir fikrim var ama yani mavi olduğunu düşünüyorum. Bu mavi rengin olduğunu düşünmüyorum şeyde. Kırmızı reçeteli ilaçların olduğunu biliyorum. Yeşil reçete de duydum. Ama pek emin değilim. O yüzden Tufan Hoca'yla hem bir tanışma hem de bir fikir almak istiyorum açıkçası. O halde buyurunuz. Hocamız karşınızda. Merhaba hocam. Sibel Hanım merhaba. Az önceki matematik sorusunu başarıyla tamamladınız. Tebrik ediyorum. En azından 5 tane parmak saydınız. Ben olsaydım 25 tane sayacaktım ve parmaklarım eksik kaldığı için Pelin Hanım'dan da borç isteyecektim. Artık verir miydi, vermez miydi, verdikten sonra hemen ister miydi onu bilmiyorum. Hocam, tebrik ederim. Bir gün sizinle yarışalım. Karşılıklı mı? Hayır, ben soracağım. Ben öyle bir risk alır mıyım sizinle yarışacağım? Ben soracağım burada. Ama siz kime danışırsınız ben bilmem. Ben sizin yüksek bilgilerinize bizzat tanığım. O konuda hiç endişem yok. Hakikaten sizinle yarışmayı çok isterim ama sizden de korkuyorum Pelin Hanım. Ay estağfurullah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir gün yapalım, böyle bir oyun yapalım karşılıklı. Olur. Tamam. Bakalım ne sonuç çıkacak. Hadi bakalım. Hangi şıkkı eleyeceksiniz hocam? Sağlık Bakanlığı bazı reçeteleri ve bazı ilaçları belli renklere bağlayarak dağıtımını sağlıyor. Bunlar tabii stratejik ilaçlar.
Bunlar arasında yeşil reçete var, turuncu ve mor reçete de var. Ben B şıkkını eliyorum. Çok teşekkürler hocam. Teşekkürler. Sibel Hanım, bu durumda kırmızı ve mavi seçenekler arasında tercihiniz? Zaten ilk aklıma gelen mavi idi. O yüzden C şıkkı mavi diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yaptınız ve 50 bin lira kazandınız. Şimdi 50 bini alıp gidebilirsiniz. Risk alıp 150 bin için yarışabilirsiniz. Tamam mı, devam mı? Devam diyorum. Evet, devam kararıyla yeni üçlemeyi başlatıyoruz. Bu arada kırmızı butona bastığınız an 25 bin lirayla da ayrılabilirsiniz. Yeni bir joker hakkınız tanındı elbette. Yeni üçleme başlıyor çünkü ve ilk sorunuzu okuyorum. Dünyada popülasyonunun büyük bir kısmı Marmara Denizi'nde bulunan, deniz suyunu temizlediği için denizlerin filtresi olarak bilinen canlının adı nedir? A. Alk, B. Melisa, C. Pina. Melisa ya da Pina olduğunu düşünmüyorum. Alk diye düşünüyorum ama acaba sadece çok daha fazla duyduğum için mi bu böyle diye şimdi bir tereddütlüyüm. Deniz suyunu temizlediği için. A. Alk diyorum. A şıkkı, alk dediniz. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Peki, büyük bir risk alarak A şıkkı dediniz. Bu arada cevap yanıncaya kadar kırmızı butona basma şansınızın devam ettiğini hatırlatıyorum size. Ve şimdi bakalım 150 bine bir adım daha yaklaştınız mı? Tahmin ettim. Aslında çok zor gibi gözüken ama çok da düşünüldüğü kadar zor olmayan bir soru. Neden biliyor musunuz? Bu alkleri biz nerede duyduk? Hani bir müsilaj problemimiz vardı çok büyük. Günlerce ve günlerce ve günlerce. İşte bu alklar müsilaja yol açıyor. O müsilaj da deniz kirliliği. Melisa zaten... O yüzden belki de. Melisa'yı zaten elemiştiniz. Geriye C şıkkı kalıyor. Zaten ikisi arasında kaldım ama... Sağlık olsun. Evet, teşekkür ederiz. Üçten üçe katıldığınız ederim. İçin. Sağ olun. Buyurun. Bizimle yarışmak isteyenler başvuru adresimizi lütfen not alın. 3de3.tv. Görüşünceye dek hoşça kalın.